bu haftaki önemli insan hakları ile ilgili konulardan bahsedecek olursak, son birkaç gündür sosyal medyada gördüğümüz bu Bursa Emniyet'te işkence iddiaları var maalesef. Daha önce bu Ankara Emniyet'te sıklıkla oluyordu iddialar. İddia derken bunlar aslında gidip yerinde tespit ediliyor. Avukatlar, oradaki o şüphelilerin avukatları gidip yerinde görüyorlar. Hatta Ankara Barosu bununla ilgili daha önceki bir işkence iddiasında gidip yerinde tespit ettiler. Bir rapor da hazırladılar. Fakat maalesef yayınlamadılar bu raporu. Yani öyle bir durum oldu. Ve bu yayınlamadıkları için insan hakları ile ilgili birimdeki birçok avukat istifa etti. Yani orada üst düzey geçmişte insan hakları ile ilgili çalışmış kimseler de vardı. Eski büyükelçi bir anda aklıma gelmedi ama kendisi hem hukukçu hem geçmişte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde çalışmış ve bizim Strasbourg'daki daimi temsilcimiz olmuş bir hukukçu. O da istifa edenler arasındaydı. Şimdi Bursa Emniyet'te bu işkence iddiaları var. Bunu sosyal medyada bununla ilgili kampanyalar oluyor. Yaptıkları şey belki duymuşuzdur. İşte isimler almaya çalışıyorlar. Önce bir 4 öğrenciyi almışlar. Baskıyla onlara bazı isimler ağızlarından çıkarttırmaya çalışıyorlar veya bazı listeler sunuyorlar. İşte siz bunları ifadenizi geçireceksiniz diyorlar. Orada aldıkları isimlerden sonra 13 yeni öğrenciyi alıyorlar. Yani Bursa Emniyet'te olan olay. Evet. Ve bunları da zorla baskı yaparak, üzerlerinde psikolojik baskı, hatta fiziksel şiddet uygulayarak ağızlarından hem isim alma hem de itiraf. İşte şunu yaptık, bunu yaptık, şöyle konulara biz müdahil olduk gibi ifadeler almaya çalışıyorlar. Maalesef şu an Türkiye'de yaşanan bir durum. Bunların hesabı sorulmuyor ama yine de bunlar sosyal medyada dile getirilmesi, geçmişteki örneklerde gördüğümüz üzere olumlu etki yapıyor. Yani oradaki sıkıntıyı çeken mağdurlar nezdinde bir hafifleme, bu konunun uluslararası bir hal alması, farklı kurumların arayıp işte ne oluyor demesi. Çünkü biz bunu buradaki işkenceyle ilgili birimlere iletiyoruz. Avrupa genelindeki insan hakları dernekleri bu konuları takip ediyorlar. Yapmayalım, en azından işte biraz daha dikkat durun veya elinizi çabuk tutun, bir an önce sonuçlandırın gibi talimatlar gidiyor ve böyle bir faydası var. Bunu da ben sosyal medyadaki kampanyalara katılma bakımından söylemek istedim. Bu pushback konusu malum büyük bir sıkıntı. Şiddetle devam ediyor. Bununla maalesef ilgili bir haber konusu var, bir çalışma var. İnşallah Fransa'nın önde gelen gazetelerinden birinde önümüzdeki günlerde bir haber, bu konuyla ilgili haber yayınlanması söz konusu. Buna destek olmaya çalışıyoruz. İçerik olarak bu pushback yaşamış, bu hadiseyi geçmişte bizzat tecrübe etmiş ve hikayesini anlatan kişileri o muhabirlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Onun dışında önemli bir etkinlik var. Bu Brüksel'de, hani sadece Fransa değil dünyanın veya Avrupa'nın farklı yerlerinden de izlendiği için bundan da bahsetmek istiyorum. Önümüzdeki hafta pazar, ya bizim programımızdan önceye denk geldiği için bunu şimdiden söylüyorum. 6 Mart pazar günü 1 ile 5 arasında, yani öğleden sonra 1-5 arası 13-17 arasında Brüksel Merkez istasyonunda, tren istasyonunda 3 Hollandalı sanatçı pushback yaşamış kişilerin hikayelerini derlemişlerdi. Burada da biz Fransa'dan bir pushback yaşamış arkadaşımızı yönlendirmiştik. O da hikayesini anlatmıştı. Bunları sanatsal bir eylemle oradaki kamuoyuna duyuracaklar. Yani bir nevi bir performans sergileyecekler istasyonda, halka açık. Oradan gelip geçenler veya basına konu olursa pushback konusuna kamuoyunun dikkati çekilmiş olacak. Böyle bir faaliyet var. Gidebilenler, yani kalkıp sırf bunun için de gidebilir veya o civarlardaysa, Belçika'da yaşıyorsa, Brüksel civarında yaşıyorsa bu etkinliğe katılabilirler. Pushback'le ilgili önemli bir etkinlik. Bunu Brüksel Merkezi İnsan Hakları kuruluşlarımız organize ediyor. Biz de buna içerik olarak destek verdik. Ben bunun sosyal medya hesaplarını paylaşacağım. Birazdan sohbet kısmında da paylaşırım. Ayrı bir insan hakları videosunda da paylaşırım. Bu da diğer bir konuydu. Onun dışında programın başında kısaca bahsettik. Ukrayna'ya Rusya'nın saldırısı, işgal girişimi sonrasında orada da insanlık dramı yaşanıyor. Benim dikkatimi çeken hadiselerden biri de oradaki Meridyen okullarında öğretmen bir hanımefendi varmış. Irina'ydı ismi, yanlış hatırlamıyorsam. Bunu sosyal medyada gördüm. O da ülkesini savunmaya çalışırken vefat etmiş, yani hayatını kaybetmiş. Yani ülkesi için canını vermiş. Ya buna benzer hem yetişkin insanlardan hem de maalesef çocuklardan veya sivil dediğimiz hiçbir şekilde eline silah almamış kadınlar, çocuklar, yaşlılar, bunlar da şu an
mağdur oluyorlar. Bu şehirlere yapılan saldırıdan dolayı kontrolsüz topçu atışları veya uçakların bombardımanı neticesinde çok da aslında hepimizi meşgul ediyor. Sosyal medyada bununla ilgili ciddi haberler, ne bileyim, sosyal medyada böyle sesli, şimdi artık öyle bir şey de var. Bizzat insanlar kendi tecrübelerini anlatabiliyor. Herkes de oraya katılabiliyor. Bu da yeni bir şey. Eskiden olan bir şey değildi. Önceden televizyonlarda çıkanları biz duyabiliyorduk. Şimdi doğrudan diyelim ki Kiev'deki, Ukrayna'daki birisi yaşadıklarını sosyal medya üzerinden bir oda kurup anlatmaya başlıyor. Başkaları da girip onlar da müdahil oluyor, kendi hikayelerini paylaşıyor. Bu da yepyeni bir şey aslında gerçekten. Buralardan duyduğumuz kadarıyla ciddi sıkıntılar var. Farklı ülkeden olup orada eğitim için, ticaret için bulunanlar, onlar da sıkıntılar yaşıyor. İnşallah daha işte 2-3 günlük bir olay. Önümüzdeki haftaya kadar bir sonraki programımızda bitti diyebiliriz. İyimser bir tahminle, tabii ne olacağı belli değil. İnşallah. O da diğer bir insan hakları konusu. Yani birçok alanda sıkıntı devam ediyor. Ben hepsine tek tek girmiyorum. Bu hafta dikkat çekeceğim şey işkence iddialarıyla ilgili sosyal medya kampanyaları ve önümüzdeki pazar günkü pushback eylemi. Buna eylem derken sanatsal bir gösteri diyelim, performans. 6 Mart pazar günü Brüksel'de, buna da katılabilenler katılırsa gayet güzel olacaktır. Benim temas edeceklerim bunlar. Evet.